2017'nin Ekim ayında internet üzerinden tanıştığım bir hanımefendiyle tanıştım. Daha sonrasında konuşmaya başladık. Biz bu süreçte evlenme kararı aldık kendi açımız için. Annesi telefonda görüştük annesiyle. Annesi kesinlikle olmaz. Kızım bu kim dedi. Ben bilmiyorum deyip telefonu yüzüme kapandı. Daha sonrasında iki gün sonra beni tekrar başka bir numaradan aradı. Gel Mustafa beni al götür. Annemler yok dediler. Öylelik evden çıktı. Ben de Kastamonu'dan yola çıktım. İstanbul'a geldiğimde de bir gün dayımlarda misafir olduk. Daha sonrasında Kastamonu'ya o gece geri döndük otobüsle. O gün içerisinde resmi nikahlarımız kıyıldı. Her şey yapıldıktan sonra da annelerine söyledik en sonunda. İşte rahatım iyi. Kendisi de konuştu, görüştü annesiyle. Rahatım iyi. Daha sonrasında ailesi çıktılar, geldiler. Burada usulünce nikah kıyılsın, kızımız telli duvakla çıksın diyerek buradan o gece konuştular, görüştüler. Muhtarımız da vardı yanımızda. Buradan sabah, hatta bir gecede misafirimiz oldular. Sabah da buradan gittiler. Söz günü geldiğinde ben bunları evde bulamadım. Polise gittim. Evlerinin karşısında polis karakolu vardı. Orada dedim eşim kayıp şu anda dedim. Kayıp ilanları bastırdım 300 tane. Bu arada söz için 20 bin lira bankadan kredi çektim. Daha sonrasında o paralar da eşimi aramakla bitti. Ne yaptıysam ulaşamadım. Kesinlikle haber alamadım. Daha sonrasında bana boşanma davası, tazminat davası bunlarla karşılaştım. 3 günde hapse attılar beni. Çıkar çıkmaz da bir mağdur bir program vardı. Programa konuk oldum. Orada bütün her şeyi anlattım, haklı oldum. Haklı olmama rağmen şu anda hala daha hukuki linç girişimi altındayım. Şu anda 50 bin lira kredi, 4 bankadan kredi çektim, bulamadım. Yayınlara çıktım, olmadı ama 4 tane bankaya borçlandım. Günlük icra geliyor kapıma. Yani hayatımı mahvetti. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bir günlük evli kaldığım eşim hayatımı mahvetti. Daha sonrasında nafakaya bağlandım. 2017 yılında boşanamadığım bir günlük eşim için aylık 700 lira nafakaya bağladılar. Bir işte çalışmadığım için 15 bin TL nafaka borcumun biriktiğini öğrendim. Ama bir günlük evli olmama rağmen bu nafaka neden yazılıyor? Ben bunu anlamış değilim. Daha sonrasında bunlar hiç boş durmadılar. Kesinlikle 4 yıl boyunca hiç kesinlikle görmedim. Mahkemeler oluyor. Ailesi mahkemeye kendileri geliyor. Yani annesi babası geliyor. Kızı kesinlikle göndermiyorlar, götürmüyorlar. Yüzünü göremiyorum. Bir gün evli kaldığım eşim hayatımı mahvetti. 7 tane dava varmış. Ben de bunları tesadüfen öğrendim. Çok mağdurum. Hakkımda açılmış 7 dava yüzünden kesinlikle hiçbir işe giremiyorum. İcralar devamlı kapıma geliyor. Yani ne yapacağımı şaşırdım. Mağdurum. İşsizim. İş yerinde çalışırken karakol komutanı geldi. İfademi aldılar. Beni FETÖ'cülükle bu sefer de suçlama yaptılar. CİMER'e, Cumhurbaşkanı sitesine söylediler. Daha sonrasında ben de mahkemeye gittim. Mahkemede de beraat ettim. Bunlara tazminat davası açtım. Bana bu suçlamayı yaptıklarından dolayı. Ama işimden de oldum. Kesinlikle işe de alınmıyorum. İşsizim şu anda. Yine de hiçbir yerde çalışamıyorum. 4 yıldan beri bu davalarla uğraşıyorum. Devamlı beni şikayet ediyorlar. Ne yapacağımı da şaşırdım. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani ne istediklerini de bilmiyorum. 4 yıldır süren bir boşanma davamız var. Boşanma davasını da açtılar. Ne istiyorlar, ne yapmak istiyorlar ben hiçbir şey anlamıyorum. Gerçekten çok mağdurum. Bir günlük evli kaldığım eşimden boşanamıyorum. 4 yıldır ne istiyorlar, ne yapmaya çalışıyorlar bir türlü anlamıyorum. Yani mağdurum, iş bulamıyorum. 50 bin TL'den fazla üzeri para çektim. Kesinlikle o paraları da ödeyemiyorum. İşlere de giremiyorum, çalışamıyorum. Devletimden yardım istiyorum.